açıklamalarıyla alakalı bir derleme yaptık aslında sizler için. Ekranlara neler olup neler bittiğini taşıdık hatırlatma adına. Savaş Çorlu'nun bu konudaki tespitlerini merak ediyorum. Şimdi ben biraz geriye gideceğim. Malatya Spor'u çalıştırırken Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta ismi anılmasından o gün de rahatsız oluyordu. Ben Beşiktaşlıyım, o bir gün gelecek ama benim istememle olmaz demişti. Ta ki Malatya Spor'u çalıştırırken. Beşiktaş'ın kendisine ihtiyacı olduğu en gerekli dönemde geldi, masaya oturdu ve hiç para konuşmadı. 1,5 yıllık imza atarken. Malatya Spor'un da aldığı rakamın yarısının bile altında bir imza attı diye biliyorum, bak yarı rakamının. Rakam olarak bir şey söyleyeyim ama Malatya Spor'dan almış olduğu ücretin yarısına, ısrarla söylüyorum, bu fedakarlığı yapmış bir Sergen Yalçın. Bugüne kadar, bak yarısını tekrar ifade yapıyorum. Orada almış olduğu parayla Malatya Spor gibi bir camiadan, sen de orada çalıştın, orada da teknik adamların maaş şeyleri, skalaları bayağı yüksektir yani. Şimdi oradan Beşiktaş'a gelirken imzayı attı. Hiçbir ara konuşmadı. Hem de 25-30 bin taraftarın önünde imzayı attı. Süreç öyle bir yere getirdi ki sezon sonu tartışılan bir Sergen Yalçın vardı yine Beşiktaş camiasında. Ona rağmen hiçbir şekilde transfer sürecini vesaire taraftarın olmadığı maçlarda bile şu anda sosyal medyaya baktığın zaman çok ciddi bir desteği var. Evet. Sürekli. Ya bir Dorukhan kadar değeri yok mu Sergen Hoca'nın ya? Dorukhan'a birkaç kez teklif yapıldı. Denildi ki başkan ben şu son 6 ayda Dorukhan'a yapılan teklifini 3 kere biz teklifimizi yaptık, bekliyoruz. Şimdi Sergen Hoca gelip de diyor ya istediği sürece Malatya Spor'dayken bile ben Beşiktaş'ta çalışmak istiyorum demedi. Tabii. Malatya Spor'u çalıştırırken herhangi birine diyecek ki ben Beşiktaş'ta hem bir çalıştırmak hayalim derdi. Evet. Bugün Sergen Hoca Beşiktaş teknik direktörü, Beşiktaş kulübünün, Beşiktaş camiasının teknik direktörü çok başarılı işler yapıyor. Sergen hocamız istediği zaman biz burada gelir. Ya Sergen Hoca gelip de bana sözleşme uzatın der mi? Siz gideceksiniz. Şu anda yarış devam ediyor. Bakın kazanması halinde Sergen Hoca'nın da psikolojik olarak rahatlatmak lazım. Ziraat Türkiye Kupası'nda sevgili Sercan'ın sormuş olduğu soruya göre. Çünkü çok konuşuluyordu. Tabii. Beşiktaş yönetimi şu anda bir an önce Sayın Başkan bunu yapması gerekiyor. Sergen Hoca'yı çağırıp kafasını rahatlatması gerekiyor. Gerekirse bir ön protokol. Sergen Hoca masaya oturduğu zaman ben şu kadar para isterim diyecek bir adam da değil. İnanmıyorum bu para pazarlığı yapacağına. Mutlaka bir şeyler olacaktır. Ama ya Sergen Hoca ne zaman isterse olur. Sergen Hoca istediği kadar. Bu olmaz. Sergen Hoca bu sistemi çok ciddi bir şekilde sistemi var. Kerem bak burada kimse altında şey aramazsın. Ya Sergen Hoca onu afaki söyledi. Sergen Hoca'nın bir tatlı bir isyanı var orada. Çünkü sürekli Sergen Hoca bizim evladımız, Sergen Hoca bu camianın çocuğu ama gelip de kapına vurup başkan ben geldim sözleşmeyi uzatalım demeyecektir. Çok iyi bir ekip var, işleyen bir çark var. Bence bir an önce yani Dorukhan kadar da herhalde kıymeti vardır Sergen Hoca'nın yani. Dorukhan'a dedin ki şu kadar para, onun da rakamı söylemeyeyim. Şu paraya işte şu takımla Fenerbahçe ile ismi alıyordu en son. Fenerbahçe'nin o bölgede çok fazla oyuncusu var. Yurt dışından şu anda konuşuluyor. Ama Dorukhan'ın sözleşmesi kadar Sergen Hoca'nın sözleşmesi gündeme gelmedi ya. Burada Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetimini bir an önce ben bu konuyu noktalandırması lazım. İmza atılması illa şart değil. Ama hocayı çağırırsanız 1+1 yeniden bir sözleşme yaparsınız. 2+1 yaparsınız. Bunu ne kadar yaparsınız bilmem. Ama Sergen Hoca gelip kapıyı vurup ben geldim demez. Sergen Hoca ben geldim derse genel bir takım sorunun için gelir şu anda. Kendi sorunu için gelmez. Ve para konusunda da size hiç zorluk çıkaracağını zannetmiyorum Sayın Başkan. Aksini iddia eden varsa ben sabaha kadar konuşurum. Sergen Hoca bu zamana kadar para konuşmadı. Bugün de konuşmayacaktır. Konuşacağına da ihtimal vermiyorum. Ama bu konuşacak anlamında değil. Gel 2 milyon TL tekrar imza at değil. Bir başarı var. Bir Sergen Yalçın daha kazanamazsınız. Bir Sergen Yalçın daha şu anda bulamazsınız. Bakın Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray camiası böyle bir hoca bulmak için Fenerbahçe kaç senedir kendi içinden isimlerle çıkarttı. Tabii. Galatasaray Fatih Terim gelene kadar çıkarttı. Ya şu andaki tablo Sergen Hoca'nın geçen dönemle bu seneki geldiği dönem çok başarılıdır. Elindeki mevcut kadroya göre olağanüstü başarılıdır. Bu duvarı yıkmayın bence. Bu duvara bence birkaç daha tuğla koymak için Sergen Hoca'nın gönlünü alın. Ondan sonra bir daha konuşulmasın yani. Bir an önce kapatılması lazım. Bu şampiyonluk yarışında bu işi noktalamak lazım. En kısa zamanda hem de. Saha içinden geldin. Mutlaka teknik adamlarla yönetimler arasında bazen problemlerin, bazen güzel hatıraların yaşandığına şahit oldun. Şu anda da minik bir sıkıntı var gibi görünüyor. Bunu nasıl aşmak lazım? Yani söylemiş olduğunuz gibi minik bir sıkıntı ama mide bulandırır. Ama bu işin oluru tamamen profesyonel yapı ya da bir kurumda çalışıyorsanız siz ait olduğunuz kurumun müdürüne ya da sahibine benim sözleşmem bitiyor, hadi ben sözleşmemi uzatayım diyemezsiniz. Kendisinden bir teklif gelmesi gerekiyor. Ya burada Sergen Hoca da zaten bu ifadelerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu benim istememle değil. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin eğer ki bu işte ciddiyse Sergen Hoca ile zaten her gün bir şekilde kontak halindedirler. Tabii. Hem yönetim hem de başkan. Ama bu işin oluru Sayın Başkan Sergen Yalçın'ı çağıracak ve biz seninle sözleşme uzatmak istiyoruz ve bitti. Zaten Savaş abinin de söylemiş olduğu gibi ben paranın da kesinlikle bir sıkıntı oluşturacağı bir ortam gözetmeksizin bu işin olurunu bu şekilde görebiliyorum. Ben futbolcuyken de sözleşmem biterken başkanım benim sözleşmem bitiyor size hatırlatayım gelin sözleşmemi uzatalım demek ne kadar abes. Sergen Hoca da bunu bir anlamda ifade ediyor. Evet. Bu benim söylemimle gerçekleşmez. Tamamen Beşiktaş yönetiminin ve başkanın gelmesi lazım. Bu tür tasarrufuyla gerçekleşeceğini ifade ediyor. Ama zaten, bundan da rahatsız olduğunu ifade ediyor Serdar abi. Zaten ama Sayın Nur Çebi diyor ki Sergen Hoca istediği zaman. Sergen Hoca geçen hafta istedi zaten. Yani Sercan'dı değil mi bizim mikrofonu uzattı. Net bir şekilde söyledi. Yani ben teklif bekliyorum dedi. Söyledi. Ben haftaya bir imza Sayın Çebi'den bekliyorum açıkçası. Olmazsa... Çünkü hani diyor ya Sayın Çebi hoca istediği zaman. Hoca istedi ben duydum. Yani herkes duydu. Türkiye duydu. Ya benim istememle olmaz diyor zaten. Ya ben mi gelip kapıya vuracağım diyor. Daha ne söylesin adamcağız ya. Tamam işte. Ve bir şey söyleyeceğim. Bunu en kısa sürede çözemezsiniz. Sergen Hoca'nın şöyle bir tavrı da vardır. Çok dobra. Futbolculuğundan biliyorum. Sergen Hoca'ya eğer dobra bir şekilde anlatırsınız bedavada futbol oynar. Bak söylüyorum Sergen Hoca'nın geçmişte çok cüzi ama anlatırsanız ya da Sergen Hoca'ya sana abi ay sonunda para verecek birazdan abi bak, Hoca. Sergen Hoca'nın mesela Şeker Spor'a gittiği dönem biliyor musun? Hocası kimdi? Bir hatırlamıyorum. Şeker Spor'u. Sen hatırlarsın. Hocası Ahmet Yıldırım. Evet. Ha. Para nasıl almıştı gitti? Ama ya galiba. Abi nasıl gitti? İyi para almıştı ya. Bak sana sorayım ben gittim o zaman Şeker Spor Başkanı'yla bir röportaj yapmaya gittim Ankara'ya maça gittim. Petrol ofisinde falan da değil mi oynadı? Yanlış mı hatırlıyorum? Abi işte şimdi? Ankara Şeker Spor o zaman bir inşaat firması sponsoru. Ahmet Yıldırım Sergen Hoca'nın 100. yıl şampiyonluk kadrosundan da arkadaşıydı. Arkadaşı çağırdı gitti ama muhtemelen de iyi bir para kazandı. Arkadaşı çağırdığı için gitmedi bence orada. O dönemde o inşaat firması çok güzel bir sponsordu. Para verdiler gitti. Sergen Hoca bir şeyleri anlatırsanız gider. Orada Ahmet Hoca için gitmedi. Dedim ki Sergen Hoca'yı nasıl ikna ettiniz? Sayın Başkan burada dedim yani bu takıma gelmesi Sergen Yalçın gibi bir ismin yani Siirt, Cetba veya bir yer o zaman çok ciddi şeyler var. Duygusal demiştir başkan da. Evet öyle söyledi. Ben dedi çok ciddi bir pazarlık yaptım. Bu örnekler de o biraz yanlış yere gidecek. Kendisine bir söz verdim. Verdiğim söz üzerine geldi ama bana dedi ki başkan bu sözünü duyuyor musun? Sergen Hoca'yı dedim peki nasıl anlatırsın? Bana dedi ki Cuma günü sana para vereceğim. Cuma gününe kadar. Cuma para vermezsen cumartesi sabah Sergen Hoca'yı bulamazsın. İstanbul'da falan ararsın dedi yani. Sözünü tutarsan, sözünü tuttuğun sürece en iyi verimi alırsın. Burada da Sergen Hoca'nın eğer bir küstürülürse bu sözleşme olayı biraz daha konuşulursa inanın bana kaçırırsın Sergen Hoca'yı. Bakın Sergen Hoca o zaman tabiri caizse tırnak içinde kötü çocuk ya da kötü adam olmayı göze alır. Sergen Hoca'yı kimse kaçıramaz. Sergen Hoca böyle başarılı onun olduğu altından, sürece de... Hayır bak sevgili Yalçın kendisi ama, yaparsa diyorum bak. Yok Beşiktaş'a kendini adamış. Gerçekten her platformda da Beşiktaş'ta olduğunu ve Beşiktaş'ta çalışmak istediğini... Ben bu konuda kesinlikle katılmıyorum. Bu konuda eğer bir... Ama bu durumda bırakmaz Savaş ya. Yani Beşiktaş bu kadar şampiyonluk potasına girecek. Taraftar, Sergen Yalçın... Sezon Beşiktaş... sonu diyorum. Sezon sonu bitirir diyorsun. Sezon sonu diyorum. Eğer siz bu kısa vadede bu işi çözemezseniz sezon sonunda sen benim evladımsın, siz bizim evladımızsınız falan da olmaz. Serdar abi söylediği gibi Ankara'dan dönüşte bile belki imza bile atılır. Abi bu olması gerekiyor. Çünkü olması gerekiyor. Ya tekrar söylüyorum Dorukhan. Olması gerekeni soracaktım. Tamam bir süreç yaşanıyor ama bu nereye bağlanır? Ya Sergen Hoca zaten yıllardır şunu söylüyor.